He. Ya topla bir kablolarını ya. Ekstra web kablo ya. Bu ne ya? İnternet kafemidir burası ya. Tek kişilik oyun salonuna dönüştürdün ha burayı. Topla onları ya. Topla! Ya hatun ya. Git başımdan oyun oynayırım ya. Git ya. Hay Allah'ım ya. Merhaba uşaklar, bu bir ön açıklama bölümüdür. Öncelikle şunu söyleyeyim. Köy binası 7 ile Şampiyon Lig'e çıkma videolarım bu videonun hemen altında açıklamalar bölümünde birden 21. bölüme kadar sırayla iniğidir. Yani 1. bölüm gümüş birden başlay, öyle aşağı doğru iniği, altın 3, altın 2, altın 1, kristal 3, kristal 2, kristal 1, usta 3, usta 2, usta 1 ve sonra 21. bölüm Şampiyon Lig şeklinde ilerleyip arkadaşlar takip edebilirsiniz oradan. Hemen açıklamalar bölümünde aşağıda. Onun dışında Facebook'tan www.facebook.com Laz Oyun Oynay sayfasında, aynı zamanda Clash of Clans Laz Oyun Oynay grubundan Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouNow'dan canlı yayınlar yaparım. YouNow'da fanım olabilirsiniz. Beni YouNow'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi video zamanı uşaklar. Merhaba uşaklar, ben Ali. Laz Oyun Oynay yine oyun oynay uşaklar. Aa dur, oyun oynamay bu sefer. Soruları cevaplayın uşaklar. Soruları cevaplayırız. Evet. Soruları şöyle cevaplayacağız uşaklar. Soruları hemen başlatayım. Önceki videoda bilirsiniz ki Şampiyon Lig'e çıkmamla ilgili sorularınızı alayım demiştim. Öyle bir videom vardı. Bilirsiniz mikrofondan dolayı bayağı uzadı bunun cevaplanma süresi. Anca cevaplayabilirim bugün. Bütün bu gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım uşaklar. İlk önce Eftel Güreş arkadaşımızın bir sorusu var. İşsiz misin abi demiş. Ya güldüm bu soruya Eftel. İşsiz misin? Yani işsiz değilim. Herkes bir oyun oynar yani sonuçta. Android telefon taşıyırız. Bunda oyunlar indiririz. Oynarız. Ben de sizlere faydam olsun, sizlere faydam dokunsun isterim yani hani. O yüzden bir kanal açtım. Bu videoları paylaştım yani hani. Aslında herkesin yapabileceği ama cesaret edemediği, beceremediği, ne bileyim vaktinin olmadığı bir şeyi ben sizlere faydam dokunsun diye videoladım. İnşallah çok kişiye ulaşır. İnşallah çok kişi Şampiyon Lig'e çıkmaya çalışır yani bu videolar sayesinde. Evet, Şopar Emre'nin bir sorusu var. Diyor ki kaç gündür toplamda kaç saat oynadın? Bu soruya ben cevap vermiştim YouNow'da yayınlarımda. YouNow bu arada. Yayın yaparım orada. Takip etmek isteyenler gelir. Uşaklar. YouNow'da cevap vermiştim bu sorulara. Kaç gündür? Yani toplamda 25 günde çıktım. Aslında 25 günde çıktım ama aslında bu bir haftaya 10 güne kadar inebilirdi. Yani abartmıyorum. Yani samimiyetle söyleyeyim. Bir hafta 10 güne ben çıkardım ama bazen ne bileyim 2 gün hiç girmediğim oluyordu uşaklar. Zaten videolarımda da var yani 2 gün boyunca girmedim falan filan diydim. Bazen ne bileyim ortalama şöyle söyleyeyim. Ortalamaya vurduğum zaman her gün girdiğimi varsayarsak diyelim ki günde maksimum bölersek 2 saat. Yani toplamda 50 50-55 saat, 60 saat arasında çıktım yani Şampiyon Ligi. Hadi diyelim taş çatlasın 65 saat ha. 65 saatte çıktım yani hani gün olarak topladığın zaman hepsini. Çünkü bazen 1 saat günde giriydim. Bazen hiç girmeyeydim bir günde. Bazen 6 saat giriydim. Bazen 3 saat giriydim. Yani ama genel olarak ortalama girdiğim günler 3 saat oynaydım yani öyle söyleyeyim. Tabii girmediğim günlerde öyleydi yani. Yani onu söyledim zaten ama ortalamaya vurursak günde girdiğim zaman 3 saat oynaydım. Girmediğim zamanlarda oluydu. 6 saat oynadığım zamanlarda oluydu. 1 saat oynadığım zamanlarda oluydu. Fazla yormak istemedim kendimi yani. Hani abansaydım, asılsaydım eminim yani 10 günde falan filan çıkardım en geç ama fazla yormak istemedim. Yani kalkan sürelerini full değerlendirmek isterim. Çünkü kalkanın bana biliydim ki çok büyük bir şeyi var yani. Hani katkısı var yani. Kendimi beyin olarak yıpratmayayım. İlla ki çıkacağım falan demedim yani. Ahmet Hamit Şahin diyor ki Şampiyon Lig'e çıkmak kaç yılını aldı? Yılını aldı. Bu esprili bir soru ama bunu zaten az önceki soruda cevap verdim. Yılmıl değil yani. Gayet kolay oldu benim için yani. Kalkan sürelerini böyle düzenli olarak kullanarak falan fazla kasmayarak kendimi falan tezcanlı olmayarak sabırlı olarak dediğim gibi 25 günde çıktım ama çok rahat bir şekilde 10 güne 15 güne çok rahat bir şekilde Şampiyon Lig'e çıkılır uşaklar yani öyle zor abartıldığı kadar zor bir şey değil yani kesinlikle değil. Crazy Gaming'in bir sorusu var.
Oyuna para yatırdım mı? Oyuna Şampiyon Lig'e çıkma sürecinde hiç para yatırmadım. Hiç para yatırmadım yani. Ama köyü ilk açtığımda, yani Korkusuz Gorga'yı ilk açtığımda inşaatçı almak için oyuna para yatırmıştım, böyle 5-10 lira. Yani, tam hatırlamayırım ama 10 lira civarında bir para yatırmıştım. Onun dışında hiç para yatırmadım oyuna. Şampiyon Lig'e çıkarken de hiç yatırmadım. Bilirsiniz zaten. Usta Lig'de gelen 1000 taş var. O 1000 taşı kullanarak hızlandıra hızlandıra kışlalarımı Şampiyon Lig'e çıktım. Şampiyon Lig'de daha sonra 2000 taş aldım. 2000 taşın şu anda 1300'ü falan duruyor yani. Berkay Göleç'in bir sorusu var. Kupa kasma yöntem söyle ya diye. Ya kupa kasma yöntemi, şimdi bu soruyu sordun şu an ama hangi, yani köy binasını söylemedin, hiçbir şey söylemedin, yani kupa kasma yöntem söyle ya demişsin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, uzun bir cevap olacak ama aslında diğer arkadaşlarıma vereceğim cevabı dinleyerek, yani sana vermiş cevap vermiş gibi olurum yani. Az önce, az sonra söyleyeceğim cevapları dinlemeni tavsiye ederim Berkay. Yani hani köy binanı bilmediğim için senin soruna şu anlık cevap veremeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, özetini söyleyeyim. Kupa kasmak şöyle yöntem, ben şunu kullanıyordum. Diyelim ki en büyük yöntemim şuydu. Kalkanımı bozdum ya. Kalkanımı bozduktan sonra bir daha oyundan çıkış yapana kadar, yani oyundan çıkış yaptığımda diyelim ki 30 kupa yiyeceğim, tamam mı? Diyelim maksimum, bazen 5 kupa yiyorsun, bazen 50 kupa yediğimde oluyor ama ortalama 20-30 kupa yediğimizi varsay. İşte o 20-30 kupanın üzerine çıkmaya çalışacaksın. Ana yöntem bu. Yani mesela 50 kupa kasmadan oyundan çıkmayacağım veya 70 kupa kasmadan oyundan çıkmayacağım. Oyundan çıktığın zaman da, çıkış yaptığın zaman da sana kalkan geliyor ya, 12 saat veya 16 saat. O kalkan bitene kadar oyuna girme. Bu. Ha, askerlerin hazır. Abi ben girmek isterim. Girmeyeyim mi yani diyeceksiniz. Girmek istiyorsan gir. Ama her girdiğinde yine 50-60 kupa gaz. 50-60 kupa kasmadan çıkma. Diyelim ki misafir mi gelecek yarım saat sonra? Annen izin mi vermiş şey telefona bakmana? Baban, yani şey annen telefonu kapat, oyun oynamam mı diye baban falan filan. O zaman o, kasmayacaksın. Kalkanını bozmayacaksın yani. Kalkanını bozduğun anda kaybedersin uşağım yani. Hani gerçekten tehlikeli bir mevzu kalkanı bozmak. Söyleyeyim yani şimdiden. Bu. Bir de ikinci şey, tez canlı olmayacaksın yani, hani şey yapmayacaksın ya, illa ki ben şey yapacağım, illa ki ne bileyim çıkmak isterim, illa ki çıkmak isterim, dur şuna saldırayım, dur buna saldırayım, dur hana saldırayım, hanın ağzını yüzünü göreyim, hani ne bileyim geberteyim ha bu köyü, ha bu köyü dümdüz edeyim falan filan, yok. Yani fulleyebileceğini veya bir yıldız alabileceğini, en az bir yıldız alabileceğini düşündüğün köye saldıracaksın. Öyle herkese köye saldırmak yok yani, kusura bakma. Öyle bir dünya yok. Bir yıldız alamayacağını düşündüğün yere girmeyeceksin yani. Girmeyeceksin. Çünkü kaybettiğin her kupa senin moralini bozacaktır. Saldırıp kaybettiğin her kupa senin moralini bozacaktır. Senin şevkini kıracaktır. O yüzden defalarca saldır butonuna basıp en düzgün köyü bulmaya çalışacaksın. Gerekirse bir saat. Benim bir saat bastığım zamanlar da oldu. 1,5 saat basıp da köyü bulamadığım zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman uygun köy gelmeden doğru dürüst saldırmadım. Bir iki kere saldırdım öyle. Aldım boyumun ölçüsünü. Ondan sonra daha saldırmadım yani. Hele ki usta lige geçtikten sonra, usta 2'den sonra hiç saldırmadım. Çok kolay bir şekilde usta 1. Herkesin zorlandığı usta 1'i ben çerez niyetine geçtim yani. Hani videolarımda da var. Böyle yani. Onun dışında bir de sabırlı olacaksın. Bu zaten herkes tarafından denilen bir şey. Sabır, sabır, sabır yani. Hani sabır. Bu yani. Hüseyin Seyhan sormuş. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Alakasız bir soru. Ama yine de cevap veririm yani. Dünya oluştuğunda ilk başta yumurta varmış. Tavuk yokmuş. Demek ki yumurtadan tavuk çıkmış. Öyle söyleyeyim. Ne alakası varsa bunun soru şeyi videomuzla. Soru geldi, ne yapayım yani. Hani. Batuhan Atar diyor ki köy binası 7 yükseltip köy binası 8 yapacak mısın? Yani pek yükseltmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani bu konseptim benim böyle. Köy binası 8 de köyüm olduğundan dolayı ihtiyacım yok yani. Köy binası 9 da var, köy binası 8 de var. İhtiyacım yok. Konsept böyle. Köy binası 7. Ne yapacaksam köy binası 7 ile yapacağım. O yüzden basmayı düşünmüyorum yani. Kesinlikle düşünmüyorum yani. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Son kararım da budur. Mehmet Fas sağlam sormuş. Sava Geseven diye bir klan var. Oraya gitmeyi düşünüyor musun? Gitmeyi düşünüyorum. Yani Titan Lig'e çıkmaya çalışır mıyım bilmiyorum ama 3500, 3600 kupa yaptığın zaman direkt Sabah geçse bana başvurup orada biraz kalmayı düşünürüm yani. O klana ben sempatiyle yaklaşırım. Yani benim tarzımda, benim konseptimde bir klan. Yani orada benim biraz olsun bulunmam gerekiyor yani. Hani iyi bir deneyim olur benim için.
Bozkurt oyunda soray TE9 kupa kasmak için ordu önerisi istiyorum. Yani TE9 kupa kasmak için ordu önerisi. Bir sürü ordu seçeneği var TE9'la. Ama şöyle söyleyeyim, golemle veya lavtazıyla falan, havadan lavtazı, yerden golem kullanacaksan onlar çok zaman alıyor. 45 dakika istiyor golem için, lavtazı için de 45 dakika istiyor. Yani biraz şey, yani sıkıntılı askerler onlar yani. 45 dakika bekleyeceksin, onu bekleyeceksin. Daha sonra asker çeşitliliği var onda. Diyelim tek tür ordu değil yani. Hani bunun golemi için ayrı, pekkas için ayrı, işte ne bileyim büyücü kullanacaksın onların yanında. Eğer lavtazıyla saldıracaksan balonların var, dalgalıkların var. Ayrı ayrı şeyleri şey dizmek her saldırı için zor olur. Yani aklın karıştı belli bir yerden sonra. Bakarsın ki balon eksik. Bakarsın ki büyücün yeterli değil. Bakarsın büyülerin tam olarak çıkmamış falan filan. O yüzden ben her zaman tek tür ordu taraftarıyım. Tek tür orduda ben ejderi tercih ettim. Ben köy yedi olduğum için ejderi tercih ettim, ama köy yedi olmasaydım, köy 8 veya köy 9 olsaydım devi de kullanabilirdim ya. Dev hem erken çıkay, hem de 6 level dev olduğu zaman çok yıkıcı bir etkisi var. Devin arkasından büyücü veya okçu barbar denerdim. Dev içeriye savunmaları oyalarken bir taraftan devlere de belki iyileştirme büyüsü basardım veya öfke büyüsü basmazdım. İyileştirme büyüsü basardım devlere. Ben dev tercih ederdim. Köy 9 olsam, sen köy 9 için değilsin zaten. Devin yanına biraz büyücü. Onun yanına da şey tercih ederdim. Neydi onun adı? Siz söyleyin. Okçu barbar tercih ederdim. Devle içeriye savunmaları oyalarken oradaki, dışarıdaki veya içerideki şeyleri ne derler onlara, savunmaları falan filan, öyle dışarıdaki şeylere, binaları alırdım. Ondan sonra diğer taraftan, yani sadece bir taraftan devleri salmazdım. Birkaç taraftan sarardım. Yani yaklaşık bir 25 tane falan dev kaç ediyor? 25, 30 dev 150 eder. 25 dev, evet, 125 eder. 125. Daha sonra geri kalan okçu barbar desen 95 tane de okçu barbar olmuş olur. İş görür ya, bence iş görür. Dev iş görür. En az 20 tane dev iş görür. 10 üstten, diyelim ki 10 alttan üstten dolandıracaksın. Alttan dolandıracaksın şeyleri, barbar ve okçuları. Bu şekilde yapılabilir. Ama yine de bence bana kalırsa en şey güzel asker ejder yani. Ejder dalkavuk. Hiç şaşmayın yani bence. Bana kalırsa ejder dalkavuk. Mert Göçmen soray. Mert Göçmen diyor ki, şu an altın ligdeyim. Köyüm köy binası altı. Nasıl kupa kasmamı tavsiye edersin? Mert Göçmen, bence sen kupa kasma şey kardeşim. Sen önce bir köy 7 ol. Ejderini 2 seviye yap. Ondan sonra ve büyü fabrikanı çıkar. Yıldırımlarını eline al. Ondan sonra kupa kasarsın arkadaşım. Şimdilik çok erken yani. Kupa kasma şimdilik. Leonidas oyunda diyor ki, köy binası 8'in bana hem ganimet hem kupa olarak birlik tavsiye eder misin? Köy binası 8'e ben kupa olarak kesinlikle ejder dalkavuğu tercih ederim. Ganimet olarak kesinlikle okçu barbarı tavsiye ederim köy binası 8'e. Yani bu. Yani tavsiyem bunlar yani. Kupa kasmak istiysen ejder dalkavukla, şey kasmak istiysen, ganimet kasmak istiysen okçu barbar. Mustafa Berke Ekeci diyor ki, altın ve iksir deposu dışarıda. Nasıl, ganimetin hiç bitmiyor? Ha, bilirsiniz ki ben kristal birden sonra altın ve iksir depolarımı, kristal 1 mi 2 mi tam hatırlamıyorum ama oradan sonra altın ve iksir depolarımı dışarıya attım ben yani, tamam mı? Amacım da şeydi, niye attım dışarıya? Çünkü her gelen köy yedi olduğum için beni fulliydi. Bari dedim ki herkes fullemesin. Kimisi bazen öyle düşünür. Ganimet kasmak isteyenler de olur. Altın iksir, kara iksir mi alsınlar, köy binamı yıksınlar, benden bir yıldız alsınlar, çıksınlar yani. 50 kupa bile gözüksem onlara, bir yıldız alınca maksimum 17 kupa gidiyor. Diyelim ki 30 kupa gözüktüm, beni fulleyeceğine, çünkü içeride olursa depoları almak için de içeriye girip fullemeye çalışırlar. Dışarıda olup depoları alsınlar, bir yıldız vereyim. 30 yıldız, 30 kupanın 10 kupasını vereyim. Böyle düşünmüştüm. Nasıl, ganimetin hiç bitmiyor? Çünkü ben usta ligde 120 bin veriydi usta 1'de. 120 bine 120 bin veriydi altın ve iksiri. Galibiyet başına bonus. Şampiyon lige çıkınca 180 bine 180 bin. Aynı zamanda 1200'de kara iksir yani. Hani bitmiyor yani. Anladın mı? Hani saldırı yapaysın, yenisi gelir. 180 bine 180 bin. Yine yaparsın, yine yenisi geliyor falan filan. Bitmiyor yani. Hani güzel. Şampiyon Ligi'nin bonusu çok güzel. O yüzden yani hiç bitmiyor.
dışarıda olmasına rağmen. Çünkü şöyle bir durum var. Bir de şunu söyleyeyim. Bir saldırı yiyorsun, tamam mı? Galkan geliyor sana. Maksimum benden 300 bin altın, 300 bin iksir alıyorlar. Daha sonra ben Galkan'ı bozup veya Galkan'ın bitmesini bekleyip tekrar saldırılara başladığım zaman en az 5-6 tane yere indiririm. Yani oralardan yıldız almaya çalışıyorum. Böylece ne oluyor? 5 yerden şey yapsan 900 bin sadece bonuslar. Bunların bir de içlerine girip iksir, kara iksir falan aldığımı düşün. Neredeyse 2 milyon toplarım yani, hani 5-6 köyden yani, anladınız mı? Bonuslarla beraber 2 milyon toplarım. 2 milyon altın, 2 milyon şey iksir toplarım. O yüzden bitmiyor şu an yani. Hatta şöyle bir şey var. Depolar o kadar dolu oluyor ki hiçbiri depolarıma benim yansımayı yani. Öyle de bir durum var yani. Yani hani kullanamayırım bile. Bir de bir sorusu daha var. Abi nasıl böyle kupa kastın? Söyle biz de kasalım. Yani az önce cevap olarak anlattım Mustafa Berkekici. Bu videoyu tamamen izlersen nasıl olduğunu az çok sorulardan şey yaparsın. Mustafa Eren Işık diyor ki Clash oynarken video çekiyor. Nasıl oluyor? Hiç kıpırdamıyor da ekran, anlamadım. Bir program mı var? Bu ayrı bir soru. Kupa kasmamla ilgili değil. BlueStack. BlueStack. Böyle bir program var. Bu Android bir telefonu veya tableti bilgisayarın ekranına yansıtmaya yarayan bir şey, program. Bildiğin bilgisayar ekranında Android bir cihazın olmuş gibi oluyor. Bu yöntemle kullanabiliriz. Her Clash oynayan, bilgisayarda video çeken bu yöntemi kullanıyor zaten. BlueStack'i yükleyin. Muhammed Talha Memişoğlu da az önceki sorunun aynısını sormuş. Çıkmak isterim, köy altıdayım, çıkamıyorum, yardım etsen. Köy altıda zaten çıkamazsın istediğin yere yani. O yüzden köy yediği bekleyeceksin. Ejderini 2 seviye yapacaksın. Büyük fabrikanı geliştireceksin. Yıldırımı açacaksın daha doğrusu. Yıldırımı 4 levelde yapsan güzel olur. Bu şekilde yani. En az böyle yapabilirsin. Köy altıdayken hiçbir şey yapamazsın. Çünkü köy altının askerleri hiçbir şekilde yeterli değil şu an. Köy 9 için Şampiyon Ligi ne önerirsin? Ya ben Köy 9 için ekstra bir yöntemim var benim kafamda. Onu size söyleyeyim. Köy 9 için Şampiyon Ligi ne önerirsin? Köy 9'da Kristal 1 Kristal 1 evet. Usta 3, Usta 2 ve Usta 1 de bence yapmanız gereken en önemli taktik bütün depoları duvarların dışına atmak. Kara iksir de dahil. Bütün depoları duvarların dışına atın, dizin. Ama köy binasını duvarların içine koyun. Benim yaptığım gibi köy binasını da atmayın. Çünkü ben köy yediğim, beni zaten fulliler ama köy 9'u fulleyemezler fazla. Köy binasını duvarların içine koyun. Etrafını duvarlarla ve savunmalarla falan sarın. Bütün depolar dışarıda olsun. Sizi fulleyemeyecekleri için, tamam mı? Sizin şeylerinize yönelecekler. Depolarınıza yönelip ganimetinizi almaya çalışacaklar ve alacaklar yani. Ganimetinizi feda edin yani kupa kasmak için. Bu savunma taktiği olsun. Bu her zaman işe yarar mı? Tabii ki her zaman işe yaramaz. Her zaman karşınıza böyle çok dişsiz rakipler çıkmaz. Dişli bir rakip gelir, seni %50 yapar. Ama şöyle söyleyeyim, her 10 saldırının 7'sinde 8'inde işe yarar. Her zaman savunmadan da bu şekilde şey alırsınız. Kupa alırsınız. Daha sonra saldırıyı da bence bana kalırsa iki şekilde yapabilirsiniz. Ya dev, büyücü, okçu, barbar ya da ejder, dal, kavuk şeklinde yapabilirsiniz. Bu iki şekilde yapsanız da sonuç alacağınıza inanırım. Çünkü savunmayla saldırı aynı anda ilerledikçe daha rahat olur. Ben sadece saldırıdan ilerleydim. Savunmadan Şampiyon Ligi çıkma dönemim içerisinde sadece bir kere savunmadan alabildim. Kupa alabildim. Onun için hiç alamadım ama bir köy binası 9, özellikle savunmaları full olan, duvarları en az bir 8-9 olan köy binası 9 her türlü çıkar Şampiyon Ligi. Yani çıkamamak zor köy binası 9'da. Çıkmanız lazım köy binası 9 olunca. Bu soruyu da kim sormuştu? Haram Ordusu Clash of Clans sorduydu yani. Kürşat Şengül sorar ki köy binası 8'im, ejderlerim 3. Nasıl birlik önerirsin? Ejderlerin 3 ise yıldırım, ejder, dal, kavuk kullan. Devam et. Benim yaptığım şekilde devam et yani. Ondan sonra hem ganimet olarak kupa aralığı söyler misin? Ganimet olarak kupa aralığı söyleyeyim size. İki şekilde ganimet kasabilirsin. Ya gümüş bir de takılın. Okçu barbarla ganimet kasın. Ya da usta lige kadar yükselin. Usta ligin bonuslarından yararlanarak ganimet kasmaya çalışın yani. O da diyeceksiniz ki ejder çok para istiyor, çok iksir istiyor yani, ne bileyim çok zaman yiyor falan filan. Bunları diyebilirsiniz, normaldir ama ben hiç zorlanmadım yani. Çok iksir istese bile fazlasıyla alıyorsun yani o iksiri saldırdığın yerlerden, saldırdığın bonuslardan. O yüzden ejder gayet kullanışlı ganimet kasmak için. Ya ustaya çıkıp ejderle
ya da Gümüşbir'de kalıp Okçu Barbar'la ganimet kasacaksınız. Ve son soru Burak Aksoy'dan. Diyor ki köy binası 9 ama kristalde bile zorlanıyorum. Saldırı taktiğim 120 okçu, 100 barbar. 120 okçu, 100 barbarla zaten zorlanırsın kardeşim kristalde yani. Hani okçu barbarla zor. Okçu barbar tamamen yani şans saldırısı yani. Hani duvarların içini fazla alamayasın zaten. Duvarların dışında fazla bina olması lazım yani. Baktığın zaman köyü neredeyse 30, 35, 36 tane binanın duvarların dışında olması lazım ki okçu barbar işe yarasın. Köy binaları kral ve kraliçeyle yıkıyorum. Toplayıcılarla ganimet varsa onlara saldırıyorum. Dışarıda olan köy binası bulmak çok zor. Nasıl bir taktikle ilerlemeliyim? Kardeşim nasıl bir taktikle ilerlemesin? Sabahtan beri köy dokuzlara öneri verdim. Onları dinlemişsindir inşallah. Onlara verdiğim önerilerden yararlanabilirsin. Aynı zamanda 120 okçu 100 barbarla yapma yani bu işi. Yani bir zahmet. 120 okçu 100 barbarla zor yani işin. Yani biraz zor. Yani hani çok profesyonel olman lazım. Çok çok iyi şekilde sabırlı olup çok köy araman lazım. Ama ejderle saldırsan veya ne bileyim dev de kullansan yanında falan biraz daha az zorlanırsın diye düşünüyorum. Sadece okçu barbarla olacak iş değil yani. Aynı zamanda köy binası bulmak çok zor. Ama biraz senin sabrına bağlı. Mesela bazı insanlar 5 dakikadan sonra çıkmay çıkmay diye darlanır. Bazı insanlar 1 saat bekler yine darlanmaz yani. Tamamen sabır işi. Sabretmen lazım. Şampiyon Ligi'ne çıkmak istiysen sabredeceksin. Olay bu kadar basit. Evet, Burak Aksoy'un da sorusunu cevapladıktan sonra uşaklar videoyu bitirmek mecburiyetinde kalıyorum. Videomuz böyle oldu. Artık cevabımızı da verdik. Cevabımızı da verdik. Rahat ettim yani. Bu bayağı içimde bir ukdeydi. Bunu yapacaktım yani. Rahat ettim nihayet. Habire içimde habire su serpildi yani nihayet. Güzel oldu yani. Şimdi bundan sonra bir de Şampiyon Ligi özel videomuz olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Şampiyon 2'ye doğru çıkmaya başlayacağız. Yani Şampiyon 2'ye çıkmayı planlıyorum. Yeni planladım bunu. Şampiyon 2'ye doğru çıkmaya başlayacağım. İnşallah güzel olur yani. İnşallah beğenirsiniz yeni bölümlerimizi de. Hadi hoşça kalın. Esen kalın. Las kaçay arkadaşlar.